Geçen sefer Carnitrix hakkında bahsetmiştim ki bayağı bir sevdiniz. İşte bu sefer de Bloodrix hakkında konuşacağız. Herkes Bloodrix ismini bilse de hikayesi hakkında pek bir bilgileri yok. O yüzden gelin şu hikayeye bakalım. Şimdiki bu evrende Vilgax ve Azmut arkadaş. Ancak Vilgax bizim de bildiğimiz gibi kötülük peşinde. Kendisinin ve Azmut'un ırkı dışındaki tüm yaşamı yok etmek istiyor. Azmut'umuz bu plana katılır mı? Elbette hayır. Bu yüzden yüzden Wilgax'ın birkaç uzaylı denasını topladığını anladığında o uzaylı denalarına zehir enjekte ediyor. Azmut'un yaptığı bu şeyden haberi olmayan Wilgax uzaylıların güçlerini kullandığında vücudu zarar görmeye başlar ve dönüştüğü uzaylının kendisini yenilemesi çektiği acıyı daha da artırır. Bu şekilde Azmut'un yediği naneyi keşfeden Wilgax Azmut'u kırt. Ardından Azmut'un ve katlettiği diğer uzaylıların etini kullanarak kendi omnitrix'ini oluşturmaya başlıyor. Tabi yardım amaçlıysa tamamlanmamış bir Omnitrix'ten bazı malzemeleri çalıyor. Bu şekilde Blatrix adında hayatta kalabilmek için herhangi bir canlıya bağlanmayı ihtiyaç duyan bir saat üretiyor. Yani buna saat demek de pek doğru olmaz. Çünkü bu şey canlı bir organizma. Üstelik kullanıcının daha agresif hale gelmesi ve açlığını tatmin etmek için Blatrix'e bağımlı hale gelmesi gibi yan etkileri var. Hatırlarsanız Wilcox'in planı tüm yaşamı yok etmekti. Bu işe baş karşılamak için de Blatrix'i bir gezegene göndermek istedi. Bu yüzden de bol miktarda kan ve et kaynağına sahip bir gezegen seçti. Yani dünyayı. Vilgax göndermek için kapsülü hazırlarken Blatrix'ten gelen acı bağırışlarına benzer garip sesler duydu. Sanki uzaylılar ölüyormuşçasına bağırıyordu. Ama Vilgax'ı en çok korkutan şey saatin açılışında sanki onu izliyormuş gibi beliren bir gözdü. Bu rahatsız edici olaydan kısa bir süre sonra Vilgax kapsülün işlemlerini tamamladı. Son derece bitkin bir halde uyumaya gitti. Ancak uzandığında Blutrig'den tuhaf bir figür ortaya çıktı. Etten, kemikten ya da kandan değil, bir çeşit boşluktan yapılmıştı. Vilgax'ın adını fısıldayan yaratık onu derinden korkuttu. Daha sonra onu tekrar kapsüle yerleştirip dünyaya doğru gönderdi. Ben Prime'ın yaşadığı şekilde yine ben buluyor. Ben saati çıkarmaya çalışırken üst kısmındaki deliğin yanıp söndüğünü fark etti. Düğmeye bastığında ise yanmaya ve acı içinde çığlık atmaya başladı. Yardım için çığlık atsa da onu duyan yoktu. Ben alevler içinde kıvırlıyorken hissettiği acı nedeniyle yere çöktü. Ancak eti yenileniyor ve durmadan yanıyordu. Bu da onun dayanılmaz bir acı çekmesine sebep oluyordu. Böylece ben vücudundaki yangını söndürmek için göl bulmaya çalıştı. Ama bunun yerine insanlarla dolu bir kap buldu. Ve içlerinden biri ormanda tuhaf bir şey fark etti. Evet gökyüzünü kaplayan bir duman esiyordu ve hiç beklemedikleri bir anda benim çıkardığı alevler nedeniyle kampın etrafındaki tüm orman cayır cayır yanmaya başladı. Yangın kampa yayılırken insanlar kaçmak için göle doğru koştu. Daha sonra ben kaosun ortasında duran çoktan yangından ölmüş olan bir bebek ve annesini gördü. Ben bebeği aldı ve aşırı saldırganlıkla parçaladı. Korkunç bir vahşet duygusu içinde kendisini kurban tüketirken buldu. Ancak bu yaptığı şey kendi için onu derinden rahatsız etti. Travmatik olaydan sonra benim uzaylı dönüşümü devre dışı kaldı. Hemen Büyük Baba Max'in karavanına koştu. Karavanı yanar halde bulduğunda Ben verdiği zarardan dolayı öfkeyle ağlamaya başladı. Fakat pencerelerden baktığında içeride kimsenin olmadığını fark etti. Böylece Ben, Büyük Baba Max ve güveni aramak için yola koyuldu. Bir süre yürüdükten sonra kendi sebep olduğu kaza alanına geldi. Ve olaya karışan kişilerin kampta yaşananları polise bildirilecek iken dinliyordu. Ta ki birisi yangın sırasında ormanda koşan bir çocuk gördüğünden bahsedene kadar. Ben fark edilmeden oradan nasıl çıkacağını düşünürken birisi benim gözlerindeki ışık yansımasını fark ederek dikkatini çekti. Kadın seslendi. Memur bey sanırım o çalılıkta biri var. Ah ne oluyor? Polis memuru kıpırdamayın diye bağırsa da ben hızlı bir şekilde ormana doğru koştu. Tennyson uzun süre kaçamayacaktı. Bu yüzden riskli bir şey düşündü. Ne yaptı sizce? Evet. Bu trikse vurdu. Aniden tüm vücudunun deforme olduğunu hissetmeye başladı. Polisler onu görmek için durdu ve gördükleri karşısında çok korktular. Polisler destek çağırırken aniden ben kendini korumak için hepsine saldırdı. Vahşi bir hayvan gibi kafalarını ve vücutlarını evet öyle yaptı. Olay yerine takviye ekipler geldiğinde sadece kan ve cesetlerle karşılaştılar. Bizimki zaten uzun zaman önce kaçmıştı. Bunun üzerine sol bileğinde et saati olduğu iddia edilen bir çocuğu yakalamak için arama çalışmaları başladı. Ayrıca ben yine daha fazla insanı öldürdüğüne inanamıyordu. Evet aslında hikaye bu kadar değil ama henüz yenisi çıkmadığı için şimdilik bu kadar. Fark ettiyseniz Blatrix Carnitrix'e benzer. Hatırlarsanız en başta Blatrix'i kullanan kişinin zamanla bağımlı hale geleceğinden ve daha çok katliama yöneleceğinden bahsetmiştim. Tam olarak aslında ben bunun etkisini yavaş yavaş görüyor. Polis memurları tarafından sıkıştırıldığında Blatrix'i kullanmayı seçtiğinde etkilendiğini anladık. E kanka başka çaresi mi vardı? Bakın işte öyle demeyin. Çünkü benim bu bu cihazdan ne kadar zarara uğradığı ortada. Durmadan yanıyor, acı çekiyor ve bedeni kendisini yeniliyor. Üstelik bu acı sadece dönüşüm esnasında sürmüyor ki uzaylı formunda kaldığı sürece devam ediyor. Ayrıca fark ettiyseniz ben Blatrix'i kullandığında daha acımasız. Her ne kadar yaptığı zulümleri doğru bulmayıp bunun için üzülse de yine de saati kullanmayı seçti mi? Evet. Zaten ileriki zamanlarda yani hikayenin devamında benim kendisinin yaptığı katliamlar için üzüleceğini düşünmüyorum. Ki bence her fırsat bulduğunda Bloodrix'i kullanmaya başlayacak. Çünkü Bloodrix kullanıcıyı zamanla kendisine bağlayan bir organizma. Böylece ben her fırsat bulduğunda dönüşmeye başlayınca ne olacak? Olay Carnitrix'e dönecek. Zaten ikisinin de yapılış amacı aynı. Tüm yaşamı yok etmek. Ancak Carnitrix'ten farkı var. Bildiğiniz gibi Carnitrix algıladığı herhangi bir canlıyı öldürüyordu. Fakat ben bu katliamları istemeden yapıyordu. Bu yüzden de pis psikolojik olarak bayağı bir etkilenmişti ama söz konusu Blutrix olduğunda aynı şeyleri diyemeyiz çünkü bu sefer ben yaptığı katliamlardan zevk alacak. Yani bu durum biraz klasik seride gölge hayaletin beni ele geçirmesine benziyor. Tıpkı o zamanda olduğu gibi benim zihninde olan içsel bir savaş görebiliriz. Başka bir ihtimali düşünürsek belki de ben Blatrix'e üstünlük sağlayabilir veya bunu kontrol edebilir. Çünkü ben saati henüz yeni kullanmaya başladı. Yani saatin tam anlamıyla kölesi değil. Ondan yavaş yavaş etkileniyor. Eğer ben Blatrix'in katliam açtığını denk de tutarsa ona karşı bir üstünlük sağlayabilir. Bu da demek oluyor ki yeri ve zamanı geldiğinde Blatrix'in açlığını giderecek. Bu durumda ya ben Blatrix'i kontrol edecek ya da Blatrix beni kontrol edecek. Carnitrix ile karşı karşıya kalan benim böyle bir seçeneği olmaması biraz üzücü. Blatrix ya da Carnitrix arasında bir seçim yapacak olsak eminim herkes Blatrix'i seçerdi. Ki mantıklı olanı da o. Bu arada Carnitrix'in Hala ne olduğunu bilmeyen varsa hemen sağ üstten öğrenebilir. Bence şu anda hikaye gayet güzel gidiyor. Tabi sizin düşüncelerinizde merak ediyorum, o yüzden yorumlarda konuşalım.